Elhak Platformu gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı. Elhak Platformu dönem sözcüsü Ersin Er Yılmaz açıklamasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan eylemler ve geçtiğimiz günlerde Hüdapar Adana İl Başkanlığı'na yapılan saldırı ve ülkede yaşanan ekonomik daralmaya değindi. El Hak Platformu tarafından gündeme ilişkin açıklama yapıldı. Abahayat Vakfı'nda yapılan açıklamada Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan eyleme tepki gösterildi. Böylesi saldırıların Avrupa halkının İslam'a yönelmesi için kapı aralayacağını söyleyen El Hak Platformu dönem sözcüsü Ersin er Yılmaz, Müslümanların sorumluluğunun Kur'an-ı Kerim'i insanlığa aktarmak olduğunu dile getirdi. Bu eylemi gerçekleştirenleri ve buna göz yuman yönetimleri şiddetle lanetliyoruz. Allah'ın izniyle bu saldırılar Avrupa halkının İslam'a yönelmesinin kapısını aralayacak ve Avrupa Kur'an güneşiyle aydınlanacaktır. Onların saldırıları karşısında biz Müslümanlara düşen sorumluluk, hayat rehberi olan yüce kitabımıza sımsıkı sarılmak, onu hayatımıza hakim kılmak ve onun nurunu insanlığa güçlü bir şekilde ulaştırmaktır. Er Yılmaz ayrıca geçtiğimiz günlerde Hüdapar Adana İl Başkanlığında İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik namaz kıldığı sırada gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı hatırlattı. Er Yılmaz olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi. Adana Hüdapar İl Başkanlığında mescitte namaz kıldıkları sırada uğradıkları bıçaklı saldırıyla il başkanı yaralanırken il Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti bu menfur saldırıyı şiddetle kınarken olayın en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Elhak Platformu dönem sözcüsü Ersin Er Yılmaz, ülkede yaşanan ekonomik daralmaya köklü tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini de dile getirdi. Ülkemizi sarmalına alan ekonomik sorunlar, toplumsal huzurumuzu bozan başat konu olmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkileyen pandemi, ülkemizi sarsan deprem afeti sonrasında, Ortaya çıkan ekonomik daralma köklü tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.